Endüstri ekonominin sektörü açılımını bertaraf etmek için ne tür reformlar yapılması gerektiğini öngörüyorsunuz. Bu bağlamda nasıl organize edilmiş bir perakende sektörü meydana getirilmelidir ki bu durum tamamen ortadan kaldırılsın? Kısaca bahseder misiniz? Bunun yanıtı çok basit. Bunu herkes söylüyor. Kayıt dışının ortadan kaldırılması için vergi oranlarının, KDV oranlarının mutlaka düşürülmesi gerekiyor. Özellikle bizim sektörde bize %1 KDV ile giren bir ürün 8 KDV ile çıkabiliyor. Aradaki %7'lik katma değeri sanki biz o ürünü üretiyormuş gibi bizim üzerimize yükleniyor. Dolayısıyla organize perakendecilik yapan firmalar bu maliyetleri fiyatlarına yansıtmak durumunda ve organize olmayanlarla rekabetimiz çok güçleşiyor. Acilen KDV oranlarındaki indirimler yapılarak düzenlenmiş, denetlenmiş bir vergi sistemine perakendecilik sektörünün özellikle geçmesi gerekiyor. Gerçi Batı ülkelerinde perakende sektörünün daha zor olduğunu görüyoruz. Walmart gibi dünya devi bir şirket Alman pazarında başarısız oldu. Ülkemiz açısından ve Türk şirketleri açısından yurt dışına bir yönelim olabilir mi? Bu bir fırsat ortaya çıkabilir mi? Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kısaca bahseden. Türk perakendecisinin yurt dışında başarılı olma ihtimali mutlaka var ama Türk perakendecisinin ilk önce Türkiye'de başarılı olması lazım. Nedir? Amerika'nın Walmart'ı var, Almanya'nın Metro'su var, İngiltere'nin Tesco'su var. Türkiye'nin bir markası bu alanda yok. Türkiye'nin önce bu alanda kendi içerisinde bir marka çıkarmış, yurt içi pazara hakim olan bir yerli markası olmuş olması lazım ki yurt dışına açılabilsin. Yurt dışına açıldığı noktada Türk perakendecisinin dışarıda özellikle doğuda başarısız olması için hiçbir sebep göremiyorum ben. Yani mesela bir İngiltere'ye gidip Tesco ile belki rekabet edemezsin ama bizim doğumuz, güneyimiz şu anda çok bakir bölgeler. Buralarda bizim perakendecimizin başarılı olmaması için hiçbir sebep yok. Bunun için yerli perakendeciye destek verilmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Bugün Migros'un yabancılara satışı keşke olmasaydı, bir yerli firmaya satılsaydı. Güçlü bir yerli firma Türkiye'den bu işi alıp yurt dışına taşısaydı, inanın biz bu işi Carrefour'dan, Tesco'dan, Walmart'tan kötü yapmıyoruz. Daha iyi yapabileceğimizi ben düşünüyorum. Dünyada yerel perakendecilikte birçok başarı örnekleri mevcut. Türkiye'de de bu durum yinelenebilir mi? Bu durum konusundaki engeller nelerdir? Kısaca bahseder misiniz? Mutlaka yinelenebilir ama dediğim gibi bazı düzenlemelerin yapılması lazım. Şu meclisin gündeminde olan perakendecilik yasasının öyle veya böyle, o şekliyle veya bu şekilde mutlaka çıkması, sektörün önce bir düzenlenmesi gerekiyor. Onun dışında demin bahsetmiş olduğumuz KDV oranları haksız rekabeti körüklüyor. Haksız rekabetin önce ortadan kalkması gerekiyor. Bütün bunlar sağlandığı sürece Türkiye'de bu başarı örnekleri niye sağlanmasın? Türkiye nüfus yoğunluğu çok olan bir ülke. Perakende, daha doğrusu pastanın büyük olduğu bir ülke. Başarılı perakendecilerimiz var. Bütün bu olaylar birleştikten sonra başarısızlık için bir sebep yok. Başarı kendiliğinden gelir zaten.